da yine sanat tarihi alanında çeşitli eğitimler veren, ana bilim dalı başkanlığı yapan değerli bir hocamız var. Profesör Doktor Sayın Tayfun Akkaya. Şimdi hocamızı davet edelim. Çok zor, çok üzgünüm ben de. Bir sanat tarihçisi olarak çok uzun süre konuşmalar yapıldı. Ama bir sanat eleştirisi kuramımı geliştiren bir sanat tarihçisi olarak resim sanatı da ölümsüz bir yere gelmiş bir hocamızdır kendisi. Türk resim sanatı batıya açılıştan itibaren oluşum süreci de ve yetenekli gençlerin yurt dışına yolla 1910 kuşağından sonra bir arayış içerisindeydi. Dev grubu batıyı takip eden yetenekli ressamlar kuşağıydı. Daha sonra Türk resminin gelişim çizgisinde batı taklitçisi mi olması gerekiyor? Çağdaş Türk resmi kendi yolunu nasıl bulacaktı? Şeklinde Yeniler grubunun bir açılımı vardı. Nuri İyem ekolü. Ve Nuri İyem ekolünden sonra çok önemli işler yapan yetenekli Türk sanatçılarımız vardı. O yetenekli Türk resminin gerçek ölümsüz sanatçılar arasında Ramiz hocamız hak ettiği yeri, tarihte ki hak ettiği yeri şu an almış bulunuyor. Kendisi çok iyi bir eğitimcisiydi. Öğrencileriyle konuştuğum tüm öğrencileri ben gururla Ramiz hocamın öğrencisi oldum ve kendisinden çok şey öğrendim demişlerdir. Hep olumlu şeyler söylendi kendisiyle ilgili olarak. Hasan Oğlan gibi bir sembol, bir köy enstitülerinin sembol okulundan gelen, daha sonra diğer köy enstitülerinin sembolik çizgisini burada yaşatan, o ruhu burada sürdüren çok önemli bir hocaydı. Gerçekten. 1998'den bu yana bir yeni yapılanma sürecinde eğitim enstitülerinde yanlış bir yolda ilerlenmektedir arkadaşlar. Şöyle bakılmaya başlandı köy enstitülerine 1998'den itibaren. Sizler sadece eğitimci olacaksınız, sanatçı olmanız gerekmez. Sadece sanatı öğretin, sanatçı olmama. Sanatçılar güzel sanatlarda yetişir. Siz iyi sanatçı olmasanız da eğitimci olun yeter gibi bir yanlış bakış açısı vardı ki bu şu anda bu yanlışın sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Bunun tam tersi olan bir gerçeği kanıtlamıştı hocamız. Gerçek anlamda Türk resminde yeri olan bir sanatçıydı ve çok başarılı da bir sanat eğitimcisiydi. Hem büyük bir sanatçı olunur hem de büyük bir sanat eğitimcisi olunur. İkisi bir arada olursa mükemmel olur. Mükemmel bir örnekti. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Hepinize başsağlığı dilerim. Saygılar.